Sanat, kültür hayatımızı konuşacağız. Bugün siyaset bir parça geri planda dursun ama tümüyle de geridir. Oraya da geleceğiz. Seçimlerle ilgili bölümümüz de olacak ama temel olarak sanatı, kültürü, sinemayı, tiyatroyu konuşacağız ve bu alandan çok değerli bir konuğumuz var. Levent Üzümcü. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba, hoş bulduk. Enteresan bir yıl başladı. Hızlı bir yıl başladı. Hem genel olarak Türkiye açısından, sizin açınızdan da öyle. Ocağın başlarıydı. 10 Ocak mıydı sizin bir oyununuzun gösterilemediğini duyduk İskenderun'da. Evet. Ardından sinema yasası ile ilgili bir sürü tartışma oldu. Onunla ilgili sizin de demeçleriniz var. Fikrinizi merak ediyorum. Ardından Türkiye'nin genel ortamında bu seçimlerde sanatçılar, aydınlar nerede duracak derken sizden aktif bir adım geldi. O kimliğinizle de bir konuşacağız. CHP Şişli Belediye Meclis üye adayısınız şu Evet. anda. Onun için konuşacak çok şey var. Hemen biz başlayalım. Önce o benim hatırladığım şeyden başlayabilir miyiz? Ne oldu da oyununuz engellendi. Yasaklan demeyelim ama engellendi İskenderun'da. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bir seçim atmosferine girilmişti. Bu yerel seçimlerdeki o yerel seçimlerin işte şehirdeki temsilcileri de bununla ilgili iyice bir duyarlı duruma gelmişlerdi. Kaybetmek istemiyorlar hiçbir şekilde. Oyları azalsın da istemiyorlar. Çünkü müthiş bir baskı var üzerlerinde. Tam bu iklim içerisinde ben sadece tiyatro oyunu oynayan biriyim. Bir tiyatro oyuncusuyum ve bir anda işte üç ayaklı bir turnenin işte Adana, İskenderun ve Gaziantep ayaklarından oluşan bir turnenin iki ayağı oyunları iptal ettiğini söyledi. Yani bu sahnelerini veremeyeceklerini söylediler artık. Yapılan anlaşma gereği sahnelerini veriyorlardı en son. Biz de ne olduğunu araştırdık. Sonunda öğrendik ki işte işi ya atanmış ya da seçilmiş olarak halka hizmet etmek olan kamu görevlileri bu bana sahnesini açan özel okulların sahiplerini tehdit etmişler. İşte biliyorsunuz belediyeyle olan işini yürütmeyiz gibi. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Ya işte ruhsatını vermeyiz. O buraya gelirse başını ağrır. O burada oynarsa başını ağrır gibisinden. Düşük yoğunluklu ve saklı gizli bir faşizm uygulayarak oyunların oynanmasını engellediler. Sahnelerin sahibi olan, okulların da sahibi olan kişiler sahneleri veremeyeceklerini söylediler. Lütfen kusura bakmayın dediler. Biz de bunlarla çırpınırken Antep'teki vicdanlı, onurlu ve vicdanlı insanlar, hayır Antep'e bu yakışmaz. Ne olursa olsun bu oyunu oynayacağız burada dediler ve Antep'te oynamamız için her türlü olanağı sağlayıp bir otelin alt katındaki balo salonunda ya da evlenme, düğün merasimlerinin yapıldığı salonda bir esrat kurarak, bir ses düzeni yaparak orada oynadım. 1100 kişiye. Matine 1100 kişi. suare. Ama İskenderun'u maalesef yapamadık. Anlatılan senin hikayendir değil mi? Oyunda oydu. Evet, oyunda bu. Yani üç tane mübadele hikayesi anlattım. Dostluktan, barıştan, kardeşlikten dem vurduğum bir oyun. Sonra sanat kültür hayatında epeyce tartışıldı. Bu sinema yasası çıkarıldı. Sinema yasasıyla, sansürle bunların nasıl denetleneceği ile ilgili halk için neyin seyredilebilir, izlenebilir, neyin sakıncalı, zararlı olduğu ile ilgili tartışmalar gündeme geldi. Bazı sanatçıları sarayda ya da o çevrelerde gördük, mutlu yüz ifadeleriyle, ama bazı sanatçılardan da buna tepkiler geldi, protestolar geldi. Sizin açıklamanızı da hatırlıyorum ben, ama isterseniz bu konudaki sinema yasasıyla ilgili görüşünüzü sorayım, siz anlatın. Burada 7 kişilik bir komisyon kurmayı planlıyorlar ve bu komisyondan geçen filmler gösterime giriyor sinema salonlarında. Bizim meslektaşlarımız da gidip bunu imzaladılar. Evet olsun böyle bir şey dediler. 3 tanesi sinema sektörünün içerisinden, 4 tanesi de atamayla oraya gelecek olan bir tür sansür kurulu aslına bakarsanız bu. Bir tür bizim hep karşısında yani hangi filmin oynatılacağına karar verecek olan seyircidir. Gitmezse oynamaz film. Yani bundan daha anlaşılır ne olabilir? Özgür iradesiyle karar verir, değil mi? Tiyatro oyunlarında da aynını yapıyorlar işte. Ödenekli tiyatrolarda da aynını yapıyorlar. İşte bir takım beyefendiler oturup repertuar kurullarında oyunları okuyorlar. İşte bunlar Türk geleneklerine aykırıdır, Türk örfüne aykırıdır diye bir takım saptamalarda bulunuyorlar. Fakat oyuna bakıyorsun milattan önce yazılmış.
Hani evet. Çok çok ilginç şeyler oluyor. Ya şöyle evet. Bir durum var yani bu ülke kaynaklarıyla çok iyi olabilecek bir yerde bir ülkedir. Dünyanın gözü gibidir Türkiye. İki tane kıtanın, üç tane kıtanın hatta birleştiği bir yerdedir. Bir şekilde kendi yapısı gereği, kendi sistemi ve düzeni gereği maalesef çok kalifiye elemanlar üretemedi bu ülke. Yani ülkeyi yönetecek çok kalifiye elemanlar yönetemedi. Ve böyle bir yamalı lastikle hareket eden bir araba gibi. Jantı duruyor bu arabanın. Yani bu yamalı lastikleri değiştirmek lazım. Yani sürekli yama yaptıkça, hava kaçırdık yama, bu kanunlar da böyle. Yani hadi dur o bir şey olmadı mı onu yapalım. Yapısal çok önemli değişikliklere ihtiyacı var bu ülkenin. Adalet sisteminde, sosyal hayatta, herkesin bir arada yaşayabileceği ve birbirini rahatsız etmeden birbirine saygıyla yaşayabilecekleri, devletin üstüne düşenleri yapabilecekleri yeni bir sisteme ihtiyaç var. Bu da böyle bu lastiği yamayarak olmuyor. Yani o artık lastikte arabayı götürecek güç kalmış durumda değil. İlle de bu lastik olacak diye bir şey yok. Peki ne yapmalı? Lastik mi değişecek? Lastik değişmeli. Hı hı. Yani bu lastik değişmeli. Yeni bir lastik takılmalı ve yani sonuçta bu bizim arabamız. Hı. Hep birlikte gidiyoruz bir yere. Hı. Yani ne kadar biz aynı gemideyiz, aynı gemide değiliz, o tartışma çok fazla yürüdü. Bundan güçleniyor bugünkü siyasi garabet. O yüzden de bu kadar ayrıştırmak yerine bir arada olmak, bir arada hareket etmek ve gerçekten işte yeni reklam var ya, hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz diye. Onu düşünmek lazım bir parça. O tartışmalar sırasında benim hatırladığım sizin mesleki örgütünüzün de bir tutumu olmuştu ve o da eleştirilerle bir tutumu olmamıştı. Bir tutumu olmamıştı. Böyle bir tutumsuzluk tutumu. Aynen öyle. Bir oyuncular sendikası ile ilgili öyle derin bir problem yaşadım ben. Onlar bir problem yaşamadılar. Çünkü yani çok umursadıkları bir şey değildi yaşadığımız durum. Bugün Türkiye'de hangi oyunda oyunu oynarsa oynasın oynanması yasaklanan aktörler var. Yani Shakespeare'de oynasa, Chekhov'da oynasa, Brecht'de oynasa, hangi oyun olursa olsun, Haldun Taner'de oynasa, Aziz Nesin'de oynasa, bunun olduğu oyun olmaz diye sakıncalı listesi var. Tiyatro oyunundan bahsediyorum. Hı hı. Hiçbir yerde tiyatro oyununda oynayamaz diye karar çıkarttıkları aktörler var bugün. Oyunlarına böyle bana yaptıkları gibi düşük yoğunluklu faşizm uygulayanlar var. Ama Oyuncular Sendikası bunlarla ilgili sessiz kaldı. Ondan sonra da biz işte artık siz, ya biz niye varsınız, hani biz niye kurduk bu sendikayı dediğimizde de hemen gidip hiç herhangi bir yasakla karşılaşmamış bir oyunun galasından işte tiyatronun sorunlarını konuştuk diye tweet attılar. İşte bu yasaklanan arkadaşlarımdan bir tanesi de ben de sizi galama davet etmek isterdim ama Türkiye'de oyun oynamam yasak benim dedi. Yani sorunumuzun çok daha derin olduğunu anlatmaya çalıştı. Evet. Onlar da biz buraya işte atanmış gibi olduk, seçilmedik de bizden de çok fazla bir şey beklemeyin demeye getirdiler. Biz de o zaman yollarımız ayrılıyor, yolunuz açık olsun dedik. Evet, evet. Bizi izleyen seyircilerimizden Facebook'ta sorular alabiliriz. Şu ana kadar gelenler, bol miktarda selamlama, sizi selamlama. Antep'i de bu arada selamlayan var. Ha, sağ olsun. İyi yayınlar dileyenler var. Sağ geldiği olsun. Ölçüde bu şeyleri de iletebiliriz, soru olursa iletebiliriz. Fakat şöyle bir görüntü çıktı mı acaba? Ben çok mu yüzeysel de yanlış bakıyorum? Sanatçıların bölünmesi gibi. Yani siz eleştiriyorsunuz. Başka eleştirenler de var. Bir de o günlerde güzel fotoğraflar çıktı. İşte Cumhurbaşkanı ve civarında Mesut Mutlu duran şeyler. Çoğu da arkadaşım benim. Arkadaşınız. Çoğu arkadaşım. Nasıl duygular yaratıyor bu sizde? Ben, ya da nedir? Onlar kendini daha güvenlikte mi hissediyorlar? Bilmiyorum. Onların neyse. Gidip onlara sormadım bunu. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim insanların korkularına karşı inanılmaz bir saygım oluştu. Özellikle Gezi direnişinden sonra. Birisi korkuyorum, gitmeyeceğim, yapmayacağım dediği anda tamam diyorum. Gitmek zorunda değiller hiçbiri oraya. Onlar da biliyorlar onu. Ancak işte bilemiyorum yani gidip gitmemek onlara kalmış bir şey. Anlatabiliyor muyum size? Bu tamamen onların özgür iradesiyle yapılan şeyler. Eğer gitmeniz bir şeyi değiştirecekse buyurun gidin. Ama şimdi siz oraya gittiniz. Bir anda karşınıza çıkan bu şeyi imzaladılar. Ve bunu yürürlüğe soktular. Sinema sansür yasasını. Yani yarın öbür gün bu meslekle uğraşan insanlar, biz yüz yüze bakan insanlarız. Bir arada işte diyorum arkadaşım diyorum çoğu. Nasıl yapacağız bir arada iş? Yani diyelim ki bir film çektik.
Çektiğimiz film diyelim ki bu sansür kurulundan ben oynuyorum diye geçmedi. Ne yapacağız? Bugün yapımcıları çalıştıkları oyuncularla yaptıkları anlaşmada siyasi açıklama yapmayacağına dair taahhüt almaya iten şey nedir? O oyunculardan. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani koca yapımcılar çıkmışlar. Oyuncularına aman Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden siyasi açıklama yapmayacağına dair madde imzala. İşte bugün içtiği içkinin masada bulunan fotoğrafıyla poz vermiş olan arkadaşlarımızın dizisine son verdiler. Ya da onu işten çıkarttılar, o diziden attılar. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Yani durduğumuz yerde duralım, tamam siyasete bulaşmayalım ama gördüğün yanlışları söylemek. Şimdi sen çocuğunu bir okula gönderiyorsun diyelim. Ve okulda bir şeyler yanlış gidiyor. Gidip ondan, onun hesabını o öğretmenden, o müdür yardımcısından, o müdürden ya da okulun o sahibinden eğer o okula gidiyorsa sormaz mısın? Ya çocuğuna bu kadar değer veriyorsun. E bu ülkede bizim ülkemiz. Bu ülkede yapılan hataların muhatapları var. Mesleğin ne olursa olsun gidip de bu insanlardan bunun hesabını sormak senin en doğal hakkın. Bir de aydınlardan bahsediyoruz. Yani ben aydın, çok böyle hani bazı tanımlar ayağa düşüyor ya. Aydınlık başka bir hikaye. Hmm. Yani onun aktör olmakla, okuma yazma bilmekle, bilmem ne üniversitesini bitirmekle çok ilgisi olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hmm. Bakın bu ülkenin gördüğü gelmiş geçmiş en aydın insanlardan bir tanesi okuma yazma bilmeyen kör Sivaslı bir köylüydü. Onun için her şeyi böyle okuma yazma bilmeye endekslediğimiz zaman bizi bu yanlış bir yere götürüyor. Bu aydın dediğimiz hikaye bizi bambaşka bir yere götürmeye başlıyor. Bunun çok hassas bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın, bugün bir köylünün, bir çiftçinin, bir hayvancının sahip olduğu bilginin %1'ine şehirde yaşayan biri sahip değil. Okuma yazma bilip bilmemesinin bir önemi yok. Bu anlamda yok. Hmm. Toprağı işlemeyi biliyor, doğayı okumayı biliyor. O hayvanın nesi olduğunu bir veteriner olmasa da biliyor ve nasıl tedavi edileceğini dahi biliyor. Bugün ben bıraksam bu plazalarda çalışan arkadaşlarımızı doğaya acaba nasıl baş edebilirler doğanın bu şartlarıyla? Cehalet dediğimiz hikaye okumuşta görmüyor musunuz? İşte tuttuğu takımın maçına gidip polisin gözünü çıkartmıştı. Tuttuğu oturduğu sandalyeli ve bunu yapan yüksek mühendisti. Evet, çok yani enteresan. Bu toplumla ilgili gelip de böyle aydınlık dediğimiz hikaye hep bizim okumuşlukla, entelektüel olmakla ilgili bir şey ya. Onun için çok kaypak bir zemin olarak görüyorum, evet, ben bunu. Evet. Çünkü bizim malzememiz un, yağ, şeker, bu toplumun malzemesi. Hı-hı. Aydın'da Adana kebap yapmaya çalışıyor bu malzemeyle, olmuyor. Güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Aydınlık, karanlık konusunda şimdi aydınlık ve karanlıktan devam. Birkaç kez, belki birkaçtan da fazla iktidar temsilcilerinden ve en üst düzeyden, Cumhurbaşkanı'ndan da şu tür şeyler geldi. Ya bu iktidarımız bir sürü şey yaptı, işte yollardan bir sürü şey yaptı ama bu sanat kültür alanında aksıyoruz. Kadrolarımız aksıyor ya, tam hakim olamıyoruz falan. Böyle bir yakınma var. Gerçekten iktidar onca gücüne rağmen ve onca yıla karşın kültür alanımızı denetleyemiyor mu, yönetemiyor mu? Böyle bir şey mi var? Yani sıkıntısı mı var? Aslında bu biraz hedef saptırmak gibi. Neyi yönetebiliyor? Yani ne yönetilebiliyor Türkiye'de? Türkiye'de bir insanın bir noktaya gelebilmesi için ne yapması lazım? İtaat etmesi lazım. Bunda beyefendi nasıl karar verirdi diye karar vermesi lazım. Beyefendi burada bu durumda ne yapardı diye onu yapması lazım. Böyle bir şeyde de liyakat ölüyor. Yani neyi mesela, dış politikamız mı çok iyi bizim? Hani şimdi kültür sanat hayatında birbirini yetiştiremiyoruz diyorlar ya. Biz çok iyi devlet adamı mı yetiştirdik bu arada? Hani dış politikamız işte stratejik derinliğin yazarına emanet edildi yıllarca ve ne hale geldiği ortada dış politikamızın. İç işlerinde bakanlarımız yaptıkları açıklamalar, durdukları yerler, edimleriyle tam bir komedi gibidir. Düşünün şöyle bir 3-4 tane İçişleri Bakanı, şimdi bir tanesi belediye başkanı adayı. Diğerinin adı sana hiç duyulmuyor. Yenisi işte ilginç açıklamalarda bulunuyor. Yani şimdi bu onların işini iyi yaptığı anlamına mı geliyor? Kültür sanat hayatında birini yetiştiremedik. Tabii ki yetiştiremezsiniz. Çünkü kültür ve sanat hayatında örneğin bir tiyatro oyuncusunun aklının, fikrinin, vicdanının hür olması lazım. Beyefendi burada ne düşünür diye oyun beğenmemesi lazım. Özgür olmadan burada sanat kültür olmaz, bunu yapamazsın. Hangi şeyi yetiştirecek? Yani yetiştirme ortamı da böyle. Hadi
pazarda limon satamayacak, adını tahtaya yazamayacak insanlara olmadık payeler veriyorsunuz. Hı. Onları alıp Türkiye'nin önemli görevlerine getiriyorsunuz. Sırf sizin gibi davranabilsin. Siz ne düşünürseniz sizin adınıza o düşünsün diye oraya getiriyorsunuz. Tamam, o orada duruyor. Halkın da desteği var. Ama bu tiyatroda, sinemada nasıl olacak? Şöyle bir şey var. Levent Bey, şimdi sizin oturduğunuz koltukta bundan sanırım bir iki ay kadar önce Ezel Akayok oturuyordu. O da sanat, kültür hayatına yönelik baskılardan vesaire bahsetti. Ama dedi, garip bir şey var. Bir sürü işte sinema oyunları, tiyatro, ufak ufak sahnelerde ama seyircisi bol, işte şeyler, sanatçılar, müzisyenler konserler veriyor. Yani epey baskı oluyor ama bu alanda da ciddi bir hareket var ve halktan ciddi bir ilgi görüyor. Buna katılır mısınız? Elbette, çünkü artık televizyonlar öyle bir pencerenin içerisinde ki, televizyon dizilerinde hayata dair, sosyal hayata dair, sosyal sorunlara dair hiçbir şey yok. Örneğin hani geçim sıkıntısı hayatın çok önemli bir parçası yok. İşte bir takım arka mahallelerde dönen dolapların konu edildiği, işte yine zengin fakir ayrımının olduğu ve bunların anlatıldığı, bu dünyada da çok kullanılan bir şeydi zaten. Suya sabuna dokunmayan dediğimiz işler yapılıyor. Ve bu işlerle birlikte alıp toplum uyuşturuluyor. Çünkü bir televizyon dizisinde çalışan bütün emekçi kardeşlerimin o televizyon dizisini çekmek için o 7 gün boyunca çalışmaları gerekiyor. Hiç durmadan, reposuz ve 7 gün boyunca insani olmayan sürelerde bir bölüm televizyon dizisi çekiliyor. İşte 150 dakika, 130 dakika. Sürekli müzik altında arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız iskeleden bakıyorlar. Onlara, güzel yüzlü arkadaşlarımıza zoom yapılıyor. Seyirci onlara bakıyor televizyonda. Onlar uzaklara bakıyor, seyirci onlara bakıyor. Ne oluyor? Aşağıda sürekli müzik çalıyor falan. Böyle bir uyuşturulma, bir şey durumundan "Aa, ne yapıyorum ben?" deyip de bir anda insanlar bir dakika deyip, şu an bakın size birkaç tane rakam vereyim. Türkiye'deki işte İstanbul'un göbeğinde kurulmuş çok önemli bir alışveriş merkezinin içerisinde 4-5 tane salon var. Performans salonu var. Her akşam 4400 kişiye yakın seyirci var içeride. Konser, tiyatro oyunu, küçük salon, büyük salon, oda tiyatrosu falan. 4400 kişi geliyor her akşam. Haftanın 7 günü İstanbul'da. Bu sadece bir sahne, hani bir bina. Hadi bir sahne demeyelim de bir bina. Ben geçen gün Eskişehir'de bir yaz gecesi rüyası oynadım. Atatürk Kongre Merkezi'nde. 1200 kişi vardı içeride. Aynı gece bir başka özel tiyatro vardı. Gene kapalı kişi oynamışlardı. Onlar da 400 kişi oynamışlardı. Ve aynı gece Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın iki tane oyunu vardı. Onlar da 600 kişi oynamışlardı. Yani 2000 küsür kişiye biz oyun oynamışız o gün Eskişehir'de. Elbette bu bir şeyin sonucunda oluyor. Bu bir bu da bir tür başkaldırı. Evet. Sen bana televizyonda bunları veriyorsan, adamlar tiyatroda bunu oynuyorlar. Ve tiyatro çok uzun zamandan beri hiç olmadığı kadar Türkiye'de seyirciye sahip şu an. Enteresan. Nedeni de bu. Evet. Bu kadar dezenformasyon dolu kanallar, bu kadar yanlı yayın yapan televizyon kanalları, ulusal kanalların içerisinde insanlar nefes almak istiyorlar artık. Vallahi soru inatla gelmiyor ama o kadar çok sevgi dolu şey geliyor ki. Sağ olsun. Ahmet Atsay, ne güzel Aksay değil, Atsay, ne güzel insanlarsınız. Selma Erdoğan, sizi seviyoruz. İşte Nadire Mengül, iyi yayınlar vesaire vesaire. Hatta kazanacağız diyen bir Yener Arı'nın umarım iyi şeyler kazanır ve bütün Türkiye'nin iyi yararı olur. Nasıl kazanmak, ne yapmak konusuna gelince başlangıçta söylediğim şeye, o konuya girmek istiyorum. Şimdi bir haber duyduk. Siz CHP Şişli Belediye Meclisi üye adayı oldunuz. Evet. Nasıl oldunuz bunu merak ediyorum ama söylemeden geçemeyeceğim, dayanamayacağım bir şey var. Benim bazen okuduğum bir gazete var. Akit, eski Akit, pardon, yeni Akit. Çok okumayın. Orada onu okumadan yapamıyorum ve orada bu haberin başlığı çok hoştu. Neymiş? Onu unutmadın. CHP'nin çapulcu açılımı. Aa, canlarım benim. Okumadınız mı bunu? İşler. Ve altında şey, Levent Üzümcü ve Selina Doğan Şişli'den işte CHP şeyine girdi. Ne oldu? Şimdi Akit'e geçelim. Siz siyasete mi girmeye karar verdiniz? Başka bir şekilde mi değerlendirelim? Kendiniz mi karar verdiniz? Davet nasıl oldu? Bir kere
Siz de takdir edersiniz ki siyasete girmeye karar versem buradan başlamam herhalde. Yani tanınırlığımla ilgili hedeflerim daha yukarıda olur. Bana bunun teklifi daha önceden gelmişti. Yani bir adaylardan biriyim. Eğer olursa kültür sanat hayatına size vermek istiyorum Şişli'nin. Ben de tamam dedim. Benim için şey çok önemliydi. Siyasetin içerisinde, özellikle belediyede işte bu tarz işlerde çok fazla akçeli işlerde yanlışlıklar oluyor. Ve bunlar siz de biliyorsunuz, yani yolsuzluklar yapılıyor. Hı hı. Ben güvenilir bir isim eğer bunu bana teklif ediyorsa, ben bu güvenilir isimle tabii ki bu halkın yararına bir şeyler yaparım dedim. Öğrendiğimde ismi işte bütün İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen her delegesinin üzerinde anlaştığı tek belediye başkanı adayıydı. İstanbul'da mı? Evet, Muammer Bey tek belediye başkanı adayıydı. Bu benim için büyük bir onurdur bir kere. Yani kendisine bu kadar güvenilen birinin bana güvenmiş olması benim için önemli bir şey. Şimdi hem değiştirebiliriz. Bir kere siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bir kere buralısınız diye söylüyorum yani. Şişli kültür ve sanat hayatının başkenti gibiydi. Hani işte evet. Orada romancılar orada yaşarlar. İşte hani sinemalar, gösteriler, akşamlarının, yaz akşamlarının çok güzel geçtiği yerler. Şu an öyle bir şey kalmadı. Eski sinema salonlarının tiyatro salonu yapmaya çalışıyorlar. Bir kere bunu düzeltmek lazım. Tekrar bir çekim alanı oluşturmak lazım. Çünkü gündüz nüfusu 3,5 milyon, gece nüfusu 270 bin. Yani müthiş bir fark var arada. Gündüz böyle kullanılan bir malzeme gibi, gece herkes çekiliyor Şişli'den. Hı-hı. Büyük bir sessizlik var. Bir kere insanları biraz daha dışarıya, biraz daha sosyal hayata almak lazım. Projelerden bir tanesi tüm İstanbul'a yakışacak, Şişli'ye yakışacak, Şişlililerin onur duyacakları, sadece binasıyla değil, yapılan işleriyle de onur duyacakları bir gösteri salonuna, öyle kongre sergi salonu sarayı falan değil, bir tiyatro binası. İşte onun boşluklarında sergilerin de açılabileceği uygun alanlarında, gerekirse çok zorlu zamanlarda bir beyaz perde indirerek filmlerin oynatılabileceği, ama genellikle gösteri sanatları için, işte opera için, bale için ve tiyatro için bir bina kazandırmak niyetindeyim. Şişli. Bunlar sizin projeleriniz mi? Bir ekip olarak hayır, mı çalışıyorsunuz? Hayır, bunlar tamamen benim projem. Yani kafamdaki bu projeyi yapacak ekip de burada duruyor. Tamam. Zaten. Mutlak surette bunu yapmak istiyorum. Hı-hı. Bir de 2-3 tane de çok örgütlenmeyi seven biriyim ben. Meslek gereği. Biz tiyatroda hep bir arada iş yaparız. Bir ağırlığın altına hepimiz birden gireriz. Ve o ekibin işidir. O tiyatro işi de. Sadece sahnede gördükleriniz değil. Arkadaki işte ışıkçımız. O bir aynı havayısı oluyor. Yani işin mutfağından gelen insanların bir arada yaptıkları bir şeydir. Siz o gün o oyunu izlersiniz. Yazar yazmış, yönetmen yönetmiş. Oyuncular oynuyor. Dekorcular dekorunu taşımış. Şoförüne varıncaya kadar o dekoru taşıyan herkes bir aradadır tiyatroda. Ben biraz böyle bir gelenekten geldiğim için mesleki olarak istiyorum ki İstanbul'da buraları kazanabilmiş, aklı fikri vicdanı hür insanlarla birlikte bir şeyler yapabilelim. Bu benim için çok önemli. Özellikle Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer belediyelerinin bir arada ve bunların birbirlerine yakın olduğu noktalarda belki bu 4 tane, 3 tane belediyenin ya da işte hangileri kazanırsa bilemiyorum. Onlarla birlikte işte 3 şehir salonu gibi bir şeyi oluşturmak ve onun üzerinden bütün oradaki insanlara bir hizmet vermek bununla ilgili. Binalar çok önemli. Binaların Avrupa standartında, dünya standartında olması lazım. Çünkü o kadar fazla yerde oynuyorum ki. Akustik çok önemli, kulisleri çok önemli. Sosyal şartları çok önemli. Bunların hepsini yapacak mimarı var mı Türkiye'nin? Var. Çok güzel oyunlar oynayacak oyuncuları var mı? Var. Yönetmenleri var mı? Var. Dünya yazarlarla dolu. Yenisi var, eskisi var, klasikleri var. Yazarlar da var mı? Var. O zaman biz bunu yapabiliriz. Ve diğer büyük projem de İstanbul'daki bütün aklı fikri vicdanı hür belediye başkanlarıyla birlikte bir kültür sanat politikası oluşturmak. O ilçelerdeki herkes için bunu yapmak. Ve oradaki kültür işleri daire başkanlarıyla bir araya gelip oturup ortaklaşa neler yapılabilir. Ve çünkü kocaman bir ülke burası aslına bakarsanız. Yani İnterland'ıyla 26 milyon nüfusu var. Tekirdağ ve işte Kocaeli'ni de katarsak için içinde. Çok büyük, kocaman bir yer burası. Ve
çok farklı belediyeleri var. Ve bir çekim alanı oluşturup herkese nefes alabilecek. Yani Beyoğlu'ndaki belediyede Fatih'ten insan gelmeyecek mi? Anlatabiliyor muyum? Tabii. Aslında işte, çok önemli ve çok iddialı şeyler. Tabii. Oyunculuğu bırakacağım demeyin. Hayır, oyunculuğu bırakmam. Hayır. Hı-hı. Hiç öyle bir şeyim yok. Epey zamanınızı alacak galiba bunlar. Bunlar alacak ama şöyle bir şey var. Projeleri yaptıktan sonra bunların hayata geçirilme aşamasında ben mühendis değilim ki. Hı-hı. Mimarla benim oturup konuşacağım şey o kağıt. Yani onunla akustikçiyle oturup konuşacağız. Yani bu halk 5 lira verip, 10 lira verip özgür bir şekilde dünya klasiği izleyebilsinler istiyorum ben. Artık bunu ödenekli tiyatrolarda yapamıyoruz maalesef. Hı-hı. Çünkü ödenekli tiyatrolar özerk değiller. İSKİ'miz özerk. İstanbul suyu, İstanbul'un su ve kanalizasyon işleri özerk. Ama mesela şehir tiyatroları özerk değil. Umuyorum Büyükşehir Belediyesi'ni de alırsa Cumhuriyet Halk Partisi, şehir tiyatrolarının özerk olması için elimden geleni yapacağım. Başka ben izleyememiş olabilirim. Sanatçılardan bu belediye seçimlerine başkan adayı ya da meclis adayı olarak bir Emre Kınay'ı biliyorum. İYİ Parti. Evet, Kadıköy Belediye Başkanı adayı. Başka var mı böyle bir şey hareket görüyor musunuz? Hayır yok. Yani Emre de taşını altına soktu eline. Hı hı. O da önemli bir şeyler yapmak peşinde koşuyor. Zaten o da geçenlerde AKM'yi Kadıköy'e kuracağım dedi. Yaptığı açıklamayı okudum ben de. Biz iyi binalar istiyoruz. Hani bir inşaatçı değiliz biz. Beton ya Resulullah da demiyoruz. Hı-hı. Ama iyi binalara ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bir de bizim bahsettiğimiz binalar kentsel dönüşüm durumu değil. Bir tane tiyatro binasına ihtiyacı var. Her gece dolu oynayacak. Akustiği sağlam, kulisleri insani, her şeyiyle yeni, iyi bakımlı. Orada çalışanların da aidiyet duygusu içinde yaşadıkları, bütün şehrin aidiyet duygusu yaşayacakları bir yer. Peki, sonuna doğru geliyoruz. Bir soru. Bir seyircimizden bir soru. Bu dönemi Levent Bey oyunlaştırmayı düşünüyor mu acaba diye bir soru. Ben bir yazar değilim. Bunu yazarlar yazacaklar yazma cesaretini edindiklerinde. Bu korku filmi çünkü yani böylesine bir şey içinde yaşadığımız şeyin adı bu. Bir korku filmi bu. Adaletin olmadığı bir korku filmi. Ve bu adaletsizlik nefessiz bırakıyor hepimizi. Hepimizi bırakıyor. Bugün barış isteyen insanların, akademisyenlerin terör örgütü üyesi olmakla suçlandığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Bugün hapishanelerde doğan bebekler sayısına bakıyoruz, inanamıyoruz. Bugün yılda 500'e yakın kadın öldürülüyor. Ve işte İçişleri Bakanı çıkmış, şey diyor, faili meçhul hiç kadın cinayeti yok diyor. Utanç duyuyorum mesela ben bundan. Aklım almıyor yani. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne demek ya, bu övünülecek bir şey mi? Kadın tehdit almış. Elinden yani yapılabilecek her şey yapılmış. Sonra da öldürülmüş. Faili de ortada. Sen bunu önden önlesene. Yani yapılacak o kadar çok şey var ki. Yani 500 tane kadının yılda öldürülmüş olması eşleri tarafından ya da sevgilileri tarafından, bir erkek tarafından. Bu ne demektir? Yani bir devlet burada bu hukuksuzluğa çok net bir şekilde dur demelidir. Burada yanlış giden bir şey olduğunu göstergesidir bu. Rakamlar bize söylüyor, okuyoruz biz bunları. İnsanlar kendilerinde bunu bir hak olarak görüyorlar. Bakın 11 yaşında bir İmam Hatip öğrencisine araba çarpmış. Apartmandan düştü, süsü vermeye çalışıyorlar. İntihar etti, süsü vermeye çalışıyorlar. 11 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Yani biz ne ara bu kadar kötü insanlar olduk Allah aşkınıza? Yani bu ülkede iyi insanlar da var. Yapılan kötülüklere, yapılan haksızlıkların karşısında duran insanlar da var. Hangi meslekten olurlarsa olsunlar. İşsiz bırakılıyor bu insanlar. Bu bile bir şeyin göstergesi. Bu kadar haksızlığa karşısında, bunların karşısında dimdik duran insanların işlerini, aşlarını, birçok şeylerini kaybetmeleriyle yüzleşmeleri bile bu toplumun ne kadar çürümüş olduğu ile ilgili bir göstergedir. Ama tabii ki buna dur diyecek insanlar da var yani. Bu toplumun vicdanlı insanları hala varlar. Tam da o noktada şöyle bitirelim isterseniz. Bir sizden duymak istediğimiz ne diyelim, bir iyi dilekle bitirelim. Ya da üç iyi dilekle birer cümleyle söylemek gerekse. Türkiye için, ülke için, sanat kültür yaşamı için ve Levent Üzümcü için, kendiniz için. Dilek mi bunlar? Evet. İyi, tamam. Burası çok güzel bir ülke. Ve bunu lafın gelişi söylemiyorum. Ben bu ülkeyi karış karış gezmiş biriyim. Yani
kimsenin adını bile duymak istemediği yerlere gidip orada tiyatro oyunları oynamış biriyim. Bugün ben Artvin'deki Manzara Tepesi'nin nerede olduğunu, Efkar Tepesi'nin nerede olduğunu bilen, orada gidip bir çay içip oranın keyfini çıkarmayı bilen biriyim. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum size? Bugün Antakya'ya gittiğimde en iyi künefenin nerede piştiğini bilen, gidip orada künefe yiyen biriyim. İşte yine Trabzon'da, yine Rize'de, İkizdere'ye çıkıp da Ovid Tüneli'nin daha açılmamış yerinde oturup o karın içinde bir rakı içmenin keyfini bilen biriyim. Anlatabiliyor muyum size bilmiyorum. Yani burası çok güzel bir ülke ve bu ülke hepimizin ülkesi. Bizi kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü siyaseten bir manevra yapılıyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Ayrıştırmadan insanları hep bir arada tutarak bu ülkenin değerini bilmesini istiyorum. Birer cümle biraz fazlaca oldu. Uzun, olsun. Affedersiniz. Ne olur kusura bakmayın. Kısa söyleyemedim. Ülke kocaman. Ama çünkü duygular da fazla. Kültür sanat hayatıyla ilgili umarım bu ülkeye yakışacak, bu halka yakışacak güzel binalar ve o güzel binaların içerisinde oynanacak güzel oyunlar olacak. Güzel. Kendimle ilgili de nefes almaya, sağlıklı olmaya devam ederim umarım. Harika. Çok teşekkürler Levent Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Konuğumuz Levent Üzümcü'ydü. Her zamanki gibi enteresan konuları son derece içten, duyarlı ve vicdanlı bir şekilde aktardı. Sinema yasasından İskenderun'da engellenen oyundan başladık. İşte kültür politikasına, kültür etkinliklerine ve belediyecilik alanına yönelmesi ve orada hedeflediği konularla ilgili herhalde zengin, enteresan bir söyleşi yaptık diye düşünüyorum. Çok çok sayıda mesajlar geliyor. Sevgi dolu selam gönderen mesajlar geliyor. Bugünkü söyleşimiz bu kadar. Yeni söyleşilerle tekrar bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.